Zulu Oyun Kanalı'na, Zulu Stüdyo'ya hoş geldiniz. Player Bros stüdyolarındayız ve Player Bros stüdyolarında Zula Süper Lig'in 3. haftasını değerlendireceğimiz Zula Stüdyo programına her zaman olduğu gibi ben Erman Yaşar, sevgili Black Mamba ve Kaptan'la buradayız. Player Bros stüdyolarındayız. Kaptan'ın biraz tadı kaçık. Geçen haftadan bir iddia vardı Black Mamba ile Kaptan arasında. Daha az maç bilen saçları yeşile boyayacaktı. Fakat yani yeşil demekte zorlandığım bir renge boyamışsın saçları abi. Oraya geleceğiz. Çok ciddi ve net bir tavrım vardı Mamba. Dedin ki ben pazar saat 12-13 sularında bu iddiayı kazanırım. Akşam maçlarına kalmaz bile. Ve WhatsApp'ımda saat 13-13.30 sularında bir mesaj geldi. Bu iş bu kadar diye çıktın. Balkon konuşmanı yaptın. Halkınla kucaklaştın. Net bir galibiyet oldu ama şunu da söylemem lazım. Ben de takip ettim bazı maçları ve skorları. Çok da acayip bir hafta oldu yani. Çok tuhaf skorlar var. Çok acayip skorlar var. Önce kazanandan başlayalım. Bir iki kelime etsin. Sonra kaptanımızın o güzel saçlarına geleceğim. Evet. Ben son 3 maça tahmin yapmasam da kazanırım demiştim. Şöyle hissediyorum şu anki tahminlerden. Ben bundan sonra tahmin yapmasam da kazanırım. Yani 7. maça gelince ne diyorsun? Garantilemiş olurum ben şu an. Çok hiç sorun değil. Ayrı bir iddia olarak değerlendirebiliriz. Bu da acayip bir iddia. Hiç sorun değil. Son 3 maça gelindiğimizde bu şekilde devam etti. Sakallar da boyanacak da onu istemedim. Bu hali bile ciddiyetimi korumam açısından zor. Kaptan. Cesur tahminler. Garanti maçları tabii ben geçen hafta biliyorsun kibarlık yaparak Mamba'ya bırakmıştım. Evet, bu hafta da anlıyorsun. Tabii yok ben bu hafta da her zaman iddiaya açığım. Her zaman cesur oynamaktan yanayım. Yani garantici tahminleri herkes yapar. Ama tabii bunuma da kötü kokular gelmiyor değil. Abi çok garantici tahminlerle de olacak, açıklanacak bir hafta mı bilmiyorum. Çünkü yani öyle garanti skorların da çıktığı bir hafta değil. Tuhaf skorlar var. Yani Galatasaray 2 maçını da kazanamadı. Goff 2 maçını da kazanamadı. Aysın Goff'tan puan alışı falan. Tuhaf beraberlik şeyler. Haftası. 5 tane beraberlik. 5 tane beraberlik var. Bir haftaydı. Sen şimdi nefret kusmaya bir başla bakalım. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Out of taraftarlarına, oyuncularına ve kulüp çalışanlarına. Bu dakikadan sonra benden olumlu bir yorum almaları imkansız gibi. Keza listemde bir Ice var. Bir Ice yani tamamen beklediğimin dışında skorlar gelişti. Ama ilk eğlenceli bir hafta geçirdi bence. Ben maçları da bu hafta daha derinlemesine izledim. Hatta Galatasaray maçında yorumcuydum. Maçları konuşacağız. Senden şok bir iddia geldi yalnız stüdyoya geldiğimizde. Bir manipülasyon olduğundan bahsediyorsun. Şu temiz yüz, şu güzel adam böyle bir şey yapmış olabilir mi? Takımları etki altında bırakmış olabilir mi? Böyle bir iddiayla geldin şimdi. Yani temiz yüz derken Mamba'dan bahsettik biz. Evet. Adamın iki Mamba bir kere yani. Ben de şimdi Lakers'lıyım ve Kobe Bryant'a geldim. Ama Lakers'tan gelmiyorum Mamba'lı. Senin Mamba'lın nereden geliyor? Direkt Lakers. Direkt Lakers. Direkt ha, hiç alakası yok. Tamamen bir yılan olduğunu düşünüyorum. Sürüngenler aleminden bir yılan. Yılan olduğunu düşünüyorum ki yılan da aslında çok meşhurdur Mamba'nın bizim. İşte sık sık yapar. Vay yani vay. Ben Ahmet'in varsa kanıtı ortaya koymasını istiyorum. Ben kanıtlarla gelmem. Neden sonuçlarla gelirim. Tamam. Sonuçlar da çok iyi abi. Yani sonuçlarla geldin ama. Cesurca bir hafta geçirdiğimi düşünüyorum. Takımların eline sağlık. Zaten derinlemesine konuşacağız. Tamam o zaman bu iddia kısmını şimdilik kapatalım. Ama gitmiş yani kesinlikle onu söylemem lazım. Güzelene yakışmaz hakikaten. Ama ben şuradan favorilere de sirayet etmiş tabii biraz. Tabii tabii özellikle orada beyazlarım vardı onları kapattım onunla. Gayet çok iyi bence. Yani mesela bu adama böyle olmaz. Ona pembe çok yakışacak. Şöyle Ahmet kendini böyle yakışıklı gördü. Haftaya da yine aynı tarifeden uygulayabiliriz. Ben pembeden yanayım. Çünkü pembe sana inanılmaz yakışacak yani. Şirin baba gibi bir şey olacak. O yüzden bekliyorum onu. Bakalım. Tamamdır. O zaman bu haftanın maçları ufak ufak konuşalım. Çok tuhaf skorlar, sonuçlar var dedik. Cuma günü açıldı perde. Oyun hizmetleri Modzi'yi 2-0 yendi. Bu çok sürpriz bir sonuç değildi. Haftanın beklenen sonuçlarından biri. Oyun beklenen hizmetleri zaten daha güçlü bir takım. Çok üzerine konuşalım mı yoksa asıl beklenen maç Goff Galatasaray'a mı geçelim? Geçebiliriz. Yani oyun hizmetleri Modzi maçının şöyle bir özelliği vardı. En hızlı maçlardan birini gördük yine. 10-1 gibi bir sonuç. 10-1 en farklı sonuç. Hızlı bir maçtı yani şey olarak.
Ben maçlarda yorumcuydum bu arada, Cuma günü maçlarında. Birebir izleme şansı tekrarladım. Yani Motsi zaten bu lige eğlence katmaya geldi diyebiliriz şu an için. İkinci maçında da bu eğlenceyi göstermek istiyorsunuz. Yani evet, OHM'ye karşı, GOF'a karşı belki şansı olmayabilir. Ama ligin diğer takımlarından ben ilerleyen süreçte birkaç puan da alacağını düşünüyorum açıkçası. Gelelim GOF Galatasaray'a. Haftanın beklenen maçıydı. GOF 4'te 4 ile gidiyordu, zirvedeydi. Galatasaray zaten ligin favorisi ve şampiyonu. Ve orada bir denge ortaya çıktı. Ne diyeceksiniz? Kaptanın cesur yorumlarından birisi Galatasaray'ın 2-0 kazanacağı yönündeydi. Evet. Ben beraberlik demiştim ve berabere bitti. Bu evet. Yönüyle baktığımızda cesur ve farklı yorum yapan kişi bendim. Ayrıca ligin 1 numarasında GOF vardı zaten. Yani Galatasaray zaten 1 numaradaydı ki o sıraya oraya geldiğinde. Yani diyor ki kardeşim, ligin 4'te 4 yapıp lideri olmuş takımın beraberlik alacağına yani inanmak mı çok cesur yorum? Zaten yani berabere kalmaları doğal diyor. Geçen sezon burada da ben biraz kaptanın tarafındayım, ne yalan söyleyeyim. Tamam, devam edelim. Maçı istersen biraz konuşalım. Evet, maçı biraz konuşalım. Ben maçı hani an ve an izlediğim için öncelikle şunu söyleyeyim. İlk harita düğün salonuydu. Düğün salonunda GOF inanılmaz güzel bir oyun oynadı. Galatasaray tarafında öveceğim tek oyuncu orada Koko'ydu. Ve hani zaten en iyi hareketlerde mutlaka girmiştir diye düşünüyorum. Koko'nun oyunun başından sonuna kadar takımında yani kazanmaya inanan tek adam olduğunu söyleyebilirim. Unity orada da çok büyük bir düşüşteydi. Onu zaten devamındaki maçlarda da bunu gördük. Oyun hizmetleri GOF Galatasaray'ı 2-3 kez elini almasına rağmen uzatmaya gitti maç. Ama sonunda bir şekilde toparladılar. Yani onda bir şey olmadı. Ama ikinci haritada Çin Bahçeleri, zaten ben Vasilya'yla da konuştuğumda maç öncesinde Çin Bahçeleri'nden çekindiklerini söylemişlerdi. Galatasaray'ın çünkü Çin Bahçesi gayet iyi idi güne kadar. Ama orada da bu sefer ortaya birazcık daha Vasilya'nın küçük oyunları, kendisi çok iyi bir performansı. Hakeza karşı tarafta da yine Koko ve Bons'un güzel hareketleriyle Galatasaray kazandı ve bir evlerine döndüler. Şöyle, ikinci maçında kazansaydı eğer Galatasaray, Koko haftanın MVP'si olabilirdi. Kesinlikle. Öyle bir performanstı GOF karşısında yaptığı performans. GOF'un şöyle bir özelliği var. Bu maçta da maç uzatmaya gitti ve uzatmaya giden haritayı kazandı GOF. 3 hafta boyunca tüm uzatmaya giden maçlarını kazanmış oldu. Bundan sonra şunu diyebiliriz ki GOF'la eğer uzatmaya gidiyorsa bir maç, GOF kazanır. Yani pozisyonu yüksek tabii. GOF disiplinli bir takım. Yani evet, bazı yerlerde kopuyorlar. Çünkü son şampiyona karşı oynuyorsunuz. Ben genel olarak maçta heyecanlandım. Çin bahçelerine biraz çalışmaları lazım. Özellikle bomba kullanımına birazcık dikkat etmeleri lazım. Ve Çin bahçelerinde Victor'un bir düşen bir performansı oldu. Teke teklerde, zoom shotlarda biraz sıkıntı yaşadı. O da zaten şeyi tamamen maçı vermelerine neden oldu. İstanbul Espor 2, Ice 0. Üzerine konuşulacak maç. Kesinlikle üzerine konuşulacak bir maç. Yani iki farklı tahminde bulunmuştunuz. İkimizin tahmini de gerçekleşmedi ve İstanbul Espor kazandı. İstanbul'da şöyle fark yaratan bir isim var. Leo diye bir tane isim var ki gerçekten çok onu hayranlıkla izliyorum. Leo ve Woody kapışmasında çoğunlukla üstün gelen Leo oldu. Leo'nun üstün geldiği her anı da kazanmayı bildi İstanbul Espor. 2-0 bizim açımızdan sürprizdi ama bundan sonraki İstanbul'un performansı açısından beklenti yarattı. Ya ben ligin başında İstanbul'a çok şans vermedim açıkçası. Yani iki çıkan takımdan Bursa'yı daha şanslı görüyordum ama şu an ibre tamamen tersi döndü çünkü İstanbul 7.liğe kadar yükseldi. 5 puanı var, Bursa'nın sadece 2 puanı var. Sadece 2 puanı var ve hani ligin geneline baktığınız zaman İstanbul'da bir şey artan bir performans görebiliyoruz. Maalesef Bursa için söyleyemem. Ice çok dengesiz bir takım. Yani İstanbul 2-0 yenilip ertesi günü GOF'tan puan alan bir takım. Yani ne denebilir ki? Yani demek ki bir şeyleri doğru yapıyorlar, bir şeyleri yanlış yapıyorlar. Eksiklerini görüp kapatmaları için çok fazla zamanları yok bence. Çünkü ligde tamam orta sıralardalar ama hani offline kalmayı hedefliyorlarsa, böyle bir hedefleri varsa mutlaka biraz daha şey sıkı almaları gerekiyor. Şimdi sen geçen hafta Koku gitti, bizim Fenerbahçe'nin hoca da gider mi? Mirk de gider mi dedin. Sanıyorum bir çeki düzen verdiler kendilerine burada senden gelen mesajlar sonrası.
4 puan aldılar bu hafta. 2 maçta 2 galibiyet. Bursa demiştim. İlk maçları Bursa ileydi ve Bursa'yı yani geçtiler. Bursa, beklenen bir skor aslında. Yani Bursa ile aslında Mamba da aynı şeyi söyleyecekti. Bursa çok iyi takım olduğunu söylüyordu Fenerbahçe sürekli ama... Evet öyle bir açıklaması vardı sadece, hatta. Sadece... Evet. Biz yenemeyiz, onları yenemiyoruz. Sıvun öyle demişti. Sıvun öyle demişti. Sıvun bu hafta geçen hafta... Sıvun kaptanı göre... kandırmış. Ben... Seni de kandırmış. Ben ama direkt Fenerbahçe kazanır demiştim. Ama sen çok kazanır dediğin için ben kaybeder demek zorunda kaldım. Fenerbahçe'de şeyleri bu hafta daha iyiydi. Oyun şey olarak, disiplin olarak daha iyilerdi. Ben bu hafta açıkçası bir puan kaybı daha olsaydı toparlayamayacaklarını düşünüyordum. Grov çok iyi oynadı. Yani hatta ben bizim jürideki arkadaşlara da şaşırdım. Yani sürpriz yerine ben Grov'u seçerdim MVP olarak. Çünkü maçı açma açısından geçen sezona göre çok çok daha iyi oynuyor Grov. Çok daha istekli oynuyor. Şu an Fenerbahçe'de iki oyuncunun performansını yükseltmesi gerek. Bir tanesi Smut, hala istenilen seviyede değil. Öbürü de Meşinix bence. Bir yere kadar katılabilirim. Şöyle, ilk iki hafta sonunda Fenerbahçe'nin performansı gerçekten çok düşüktü. İkinci haftadan üçüncü haftaya geçerken sabahlara kadar oyun oynadıklarını gördük. Ve gerçekten çok iyi hazırlanmışlardı. O ilk iki haftayı kendilerine yedirememişlerdi. Üçüncü haftada da bence bunu gösterdiler. Bir anda Galatasaray'ın üstüne çıktılar tabii. Galatasaray'ın da kayıplarıyla bir puan önünde Fenerbahçe. Onu da ayrı konuşmamız lazım. Vengeance Outlaw 1-1 berabere kaldı. Bu adam daha ilk hafta burada konuştuk abi. Dedik ki Outlaw varsa berabere kalır. Sen geçen hafta Outlaw iki maçında da berabere kalmayınca bu yoldan şaştın. Ama ben Outlaw'a güvendim. Şaştın bu yoldan. Güvendin ve işte saçlar bu hale geldi. Just Outlaw... Force'a güvendim. Adamın saçı yok. Adamın saçı yok yani. Öyle bir sıkıntı var. Outlaw iki maçında da berabere kaldı. İki maçında da berabere kaldı. Ben burada Outlaw'un benim saçımı manipüle ettiğini düşünüyorum. Özellikle Just Force'un kel olmasından, isimlerden hani benim de saçımın boyanmasını istedi ve bilerek berabere kaldıklarını düşünüyorum. Şaka bir yana VG de iyi bir takım. Outlaw sonuç odaklı gitmiyor şu anda. Hani hala ilk sezonki o dalgalanma devam ediyor. Oyuncular değişti ama şey sistem aynı diyebiliriz. Bu iki takım arasında bir çekişme olacaktır orta sıralar için ama şu anda VG birazcık daha hazır görünüyor açıkçası. Yani ben Outlaw olduğu için bu maçı beraber edemiştim. Bakıldığında Vengeance benim gözümde daha üst performans sergilen bir takımdı. Şunu da söylemek lazım sana, sözünü kesiyorum. Outlaw'a diyoruz ama Vengeance da 6 maçının 4'ünü berabere bitirdi. Yani Outlaw'la eşit bir beraberlik performansları var. Outlaw'un bu kötü performansında ya da düzenli beraberlik performansında Just First'ün çok büyük bir etkisi var. Çok dengesiz. Ya çok iyi ya çok kötü. Ben buna katılmıyorum. Keskin nişancı bir şeyleri belirler ama şu anda Outlaw'da oturmamış bir oyun planı var. Yani Just First iyi olduğunda sadece kazanın kötü olduğunda sürekli kaybediyorlarsa burada bir takım mantığı oturmamış demektir. Bir takım oyunu yok demektir. Birazcık daha beraber oynamaları lazım ama bence şu an çok içerik performansları yok. Haftanın önemli sürprizlerinden biri, yani tabii Oyun Hizmetleri iyi bir takım. Hatta International Cup'ta Avrupalı takımların onlar hakkındaki bilgi sözlerini de duyduk. Onlara çok zorlandıklarını söylemişlerdi. Ama yine de Galatasaray'ı yenmeleri pek beklenmiyordu. Galatasaray yenildi. Şampiyon bu sefer yenildi. 2-0. Ne diyeceksiniz? Haftanın iyi skorlarından biri. Yanıldığım nadir maçlardan biriydi. Ben Galatasaray kesin kazanır demiştim. Kaptan puan kaybeder demişti. Burada puan kaybetmesinin en büyük sebebi büyük bir rotasyona girmiş olmaları. Ligin ve belki de dünyanın en iyi keskin nişancısı Wolf AVP'sini almadı. Galatasaray'ın silah tercihleri çok konuşuldu. Onu sorayım. Galatasaray'ın bu maçta yaptığı rotasyon ve bu maçtaki silah tercihleri sizin kafanızda soru işaretleri uyandırdı mı? Sen benim kafamda kesinlikle uyandırdı. Yani Wolf olmasa Kivz'in nişancı rolünde olması gerekiyordu. Hani Kivz olmadı, Koko oynar. Ama kesinlikle Unit oynamazdı bunu, oynayamadı da. Ne desem bilmiyorum ama ağır yorumlar da yapabilirim. Bu puan kaybını ben sorumsuzluk olarak nitelendiriyorum. Bundan sonra bu puan kaybını çok arayacaklarını düşünüyorum. Ve altında da hakikaten bir şeyler aramaya başladım. Yani bahsettiğimiz takım Oyun Hizmetleri. Yani geçen sezonun flash takımı, şu anda üst sıralar oynayan bir takım. Yani bir rotasyon deniyorsan ona karşı denemezsin. Yani gidersin, Motsi'ye karşı denersin, bunu anlarım. Orada şey yaparsın. Yani
Yani Gullit zaten son dönemde performansı düşen bir oyuncu ve sen ona keskin nişancı verip onu ateş ediyorsun. Bir şey denemek istiyorsan da bunu Gullit ile yapmazsın. Çünkü zaten adamın performansı düşüyor. Sen bu düşen performansını es geçiyorsun. Gidiyorsun adama AWP veriyorsun. Şu anda açıkçası takımın diğer oyuncuları Unity'yi tarafların önüne attılar diyebilirim ben. Ve bunun hani sorumsuzluklu olarak da değerlendirebiliriz. Ya, tabii ki öbür tarafta OM'nin çok iyi bir oyunu var. Kupon'un mükemmel performansı var. Hani buna diyecek hiçbir şey yok. En iyi oldukları Çin bahçelerini de yok ettiler. Buna diyecek hiçbir şey yok ama Galatasaray ligin en kritik haftalarından bir tanesinde tepeye çıkabilecekken, yani en yukarıya çıkabilecekken bir anda dördüncülüğe düşmesi. Yani bu kabul edilemez bir şey. Ve bence evet Unity ve Mets için performansları çok kötüydü. International Cup'tan sonra bir türlü kendilerini toparlayamadılar ama bu tercihler bence OM'ye de bir saygısız. Yani hani eğer ki Galatasaray burada 2-0 galip gelseydi OM'ye diyeceklerdi ki biz sizi AWP'siz yendik. Evet. Yani burada şey de düşünebilir hani eğer Cihan'la ilgili bir sorun varsa, hani bir sıkıntısı varsa, o an tarz oynayamayacaklardan bir şey varsa, ya seni kenarda Muhammed Biroğlu var, yediğin var yani. Hani taraftar görmek istiyorsun sahada, sen yani onu oynatmıyorsun. Muhammed Yete ne zaman oynayacak? Yani ne zaman oynayacak? Muhammed Yete'yi kenarda tutmak için mi aldınız siz? Yani ben şeye sinirleniyorum yani, bakıyorsun maça, karşındaki OM yani her şey yapabilecek bir takım, skoru değiştirecek bir takım. Ona karşı sen en büyük silahını kullanmıyorsun. En büyük silahını şu an ilk en kötü başlayan adama veriyorsun. Hem adamı demoralize ediyorsun. Bu hafta ben sana söyleyeyim yine. Yani Unit için zor bir hafta. Çünkü taraftar artık Unit'e karşı kabarmaya başlayacak. Biz kaptanla inenleri belirlerken Unit'i koysak mı diye çok düşündük ama yani Unit'in bu performansının sebebi kaptanı. Takımın kaptanı. Tabii Wons burada çok büyük eleştiri hak ediyor bence. Yani maçı izlediğim zaman evet taarruzda iyi oynamış ama Unity alışkın olmadığı bir pozisyonda ve hani teke tek de zoom shotlarda, quick shotlarda hiçbir şey yapamamış adam. Normal çünkü adamın tarzı değil bu. Anca şunu anlayabilirim. Galatasaray oyuncuları kendi aralarında kavga ettiler ve bu maça saldım diyerek çıktılar. Başka bir açıklaması yok. Saldım diye çıkacağım maç bu maç değil yani. Bu maç bence ligde Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe, Golf maçı kadar değerli bir maç, OHM maçı. Şu an Galatasaray 4. sırada, evet. Üstündeki 3 takımı da yenemedi. Evet. Evet, Golf, Oyun Hizmetleri ve Fenerbahçe. Yani bu sene bir Galatasaray iyi başladı, kötü gidiyor diyebilirim ben. Outlaw 1, Bursa 1, Outlaw olunca zaten beraberlik oluyor. Çok bir şey söyleyecek misin kaptan? Ben Outlaw benden korksun bu saatten sonra diyorum sadece. Tamam kaptan. Benim yorumum bir sonraki haftanın tahminlerinde ortaya çıkacak. Modzi 1. Vengeance 1. Orada da bir beraberlik var. Mamba demişti zaten beraberlikler haftası diye. 5 tane beraberlik var. Maçların yarısı berabere bitti. Yani Modzi için iyi bir şey. Bir puan almak. Vengeance için ise hani baktığın zaman Modzi sonuçta şu ana kadar 4 mağlubiyetle devam ediyor. 2 beraberliği var. Bu beraberliklerden bir tanesini Vengeance tanımlısı. Vengeance açısından bir puan kaybedebiliriz. Evet. Bir ara ben yanlış maçımı izliyorum diye baktım. Hakikaten Modzi öyle bir safra Gaziantep mülteci kampı haritasında oynadı ki dedim galiba birbirlerinin yer değiştirdiler ya da ben farklı farklı skorlar görüyorum. O kadar etkileyici bir performanstı Mozzi açısından. İnşallah devamını getirirler. Beni şaşırtan bir başka maç. Yani hiç beklemiyordum bunu. Ne yalan söyleyeyim. Sizin kadar bilmiyorum. Sizin kadar hakim değilim ben ama yani bunu Golf net bir şekilde vurur geçer diyordum. Ice'dan hani Ice da geçen seneye oranla bu sene çıkış yapmış durumda evet. Ama yine de ben 2-0 Golf diyordum bunu içimden. 1-1 bitti. İstanbul'a karşı kaybeden. Aynen 2-0 Ice, kaybeden Ice. Ligin en bir numaralı takımdan harita alıyor ve ben şey maçı biraz izledim. Orada Budi'nin Mamba da bana katılacak ve Budi'nin çok etkili bir oyunu var. Golf'ta taarruz tarafında bir sıkıntı yok ama keskin nişancı tarafında Çin bahçeleri gibi haritalarda işte bu hani keskin nişancının karşı karşıya geldiği her noktada sıkıntı yaşıyorlar. Bir tık onun üzerinde çalışmaları lazım. Bence silah tercihlerinden ya da keskin nişancı karşılaştırmalarından daha çok Goff'un bence çok daha derinlerde bir sorunu var. Şu an takımın bir lideri yok bence. Oyun içi lideri de yok, takım lideri de yok. Ve aralarında bu takımın lideri kim, oyun içi lideri kim tartışmaları da yaşıyor olabilirler. Çünkü çok önemli 3 isim var orada. Edepo, Kenz ve Vasili. Bunların egoları da yüksek. Vittot da var. Eğer ki kendi içlerinden bir tane lider seçmezlerse
İlerleyen haftalarda daha da kötü pozisyonlarda görebiliriz. Ben sana bir anlamda katılıyorum ama benim oradaki lider adayım açıkçası Zula'da yeni olmasına rağmen bence çok büyük bir tarz katan Vasily olur. İnşallah açıkçası takım oyuncuları da Vasily'i seçiyordur. Yoksa şu an ben bunu dedim ya. Vasily bir sonraki hafta takımdan ayrılır yani. Fenerbahçe son maç 2-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı. Böylelikle kendilerini Galatasaray'ın önüne attılar. İstanbul Espor karşısında favorilerdi zaten. Favorilerdi ama tabii ki artık şunu gördük. Hani Golf Ice maçında ya da Ice İstanbul maçında gördüğümüz bir tablo vardı. Zaten Fenerbahçe de Ice'a puan verdi. Ya bu her maçı böyle %100 görmemek lazım bence. Evet favori var ama kazanma olasılıkları değişiyor. Fenerbahçe bu hafta iyi geçirdi diyebilirim. Fenerbahçe 2'de 2 yaptı. Öyle atayım sana pası. Bu bir geri dönüş olabilir mi? Sen demin de dedin sabahlara kadar hafta boyunca oyun oynayıp bunu biraz şey meselesi, gurur meselesi yaptılar diye. Çok iyi çalışılmış, çok konsantre çalışılmış. Fenerbahçe geri dönüyor olabilir mi? Hem Fenerbahçe geri dönüyor hem de bu hafta itibariyle Anarşe de geri döndü. Lig başlamadan önce ben bu ligin en iyi taarruz oyuncusuyum diye bir yorumu vardı kendisine. İlk iki haftada bunu görememiştik ama üçüncü haftada gerçekten özlediğimiz Anarşi'yi izledik. Cixi'yi de çektiler bu hafta. Önemli bir karar. Anarşi, iyi bir Anarşi'nin önünde kimsenin duramayacağı bir gerçek. Yani bu hep söylediğimiz bir şey. Anarşi biraz gazla çalışan bir oyuncu. Biraz gaza gelmesi gerekiyor. Ya bunu birkaç oyuncu için söyleyebiliriz. Ray Queen de mesela aynı tarzda bir oyuncu. Unity ile benzer bulundukları konum itibariyle onlar biraz şey haritayı açmakla, önden giden adam, tavşan olmakla mükellef insanlar. Gittiğinde ne kadar çok sayı oluyorsa takımını o kadar ileri taşıyabiliyor. Ve Anarşi bu hafta bunu başardı. Fenerbahçe geri dönüyor mu sorusunun cevabını ben bir sonraki hafta verebilirim. Çünkü asıl... bu hafta daha kritik işler bu hafta yapacak. çok daha kritik maçları var. Oraya doğru geliyoruz. Genelini değerlendirdiğimizde ama ikinci hafta sonunda şunu demiştik. Ligde her takım en az bir puan aldı demiştik. Ligi biraz da futbolda Premier Lig'e benzetmiştik. Bu hafta da tüm takımlar puan aldı. Evet, o anlamda da önemli. Haftanın inenleri çıkanlarını yapalım ve bu haftayı öylelikle kapatıp tekrardan işin heyecanlı kısmına, iddialı kısmına gelecek haftanın tahminlerine gelelim. Ama önce 3. haftanın inenleri çıkanları. Kaptan, en iyi 5 hareket izledin mi? En iyi 5 hareketi izleyemedim ama izleyeceğim, birazdan izleyeceğim. Tamam. Sana herhangi bir kumpas yok o zaman şu an. Ben kumpastan ziyade zaten bu hafta inenlerde verdiğimiz kararın nedeni performanslar değil, sonuçlar daha çok. Güzel. Tabii. Galatasaray vardır muhtemelen inenlerde. İnenlere başlayalım o zaman. Başlayalım. Ben inenlerde ilk olarak Galatasaray demek istiyorum. Yani çok doğal. Bir mağlubiyet, bir beraberlik. Ben normalde aynı takım ve aynı takımdan bir oyuncunun konulmasına inenlere karşıyım ama bu hafta Wons hakikaten inenlerde olmayı hak etti. Yine bir aradan ayıklamayla. tabii ki de biz performans olarak Rangers Sport'u inenlere yazdık. Onlar da sadece 1 puan alabildi bu hafta. Daha iyisi. 2 puan alabildi. 2 maçta da beraber kaldılar ama. Ama alabileceği maçlar. Çok favori olduğu maçta puan kaybettiler. Çıkanlara gelelim. Demin konuştuk, Fenerbahçe geri döndü. Muhtemelen çıkanları ya bir Fenerbahçe oyuncusu ya da Fenerbahçe takım olarak girmiştir. Buyurun. Rica ederim. Ben o zaman benim özellikle izlemekten keyif aldığım ve bu haftayı da çok iyi geçiren OHM demek istiyorum. Zaten bu ortak bir karardır. Onu da söyleyeyim. İki maçında kazandı. İki maçında kazanan iki takımdan biri Fenerbahçe'ye beraber. Çok oldu OHM haftanın çıkanlarında ama maalesef Galatasaray biraz leke sürdü tercihleriyle. Yani o da Galatasaray'ın problemi. Bence evet. OHM'nin problemi değil. Kesinlikle değil. OHM bu hafta 2'de 2'de yaptıysa çıkanlar da olmayı getirdi. Yani bence tartışmasız bir şey. Hatta Vittod'un bu konuda şeyi vardı bir. Bir platformda yazdığı bir yazı vardı. Sesini almayı unuttum onun. Şey yazdı. Ya Wons bize karşı şey AWP oynuyorsun. Gidiyorsun OHM'ye karşı AWG oynuyorsun. Çok haklı bir ser demiş. Yani bunu yani geçemezsiniz. Kesinlikle. O yüzden. Diğer çıkan adayımız Fenerbahçe. 1907 Fenerbahçe. Hak ettiler onu kesinlikle. Son olarak da Vengeance da aslında inenlerde bir takımdan bir çıkan gördük. İki maçında da MVP olmayı başaran Skruf haftanın çıkanlarından biri. Peki haftanın MVP'si? Evet, yine çıkanlardan bir MVP, Shayne Eisen. Shayne Eisen enteresan bir isim. Bu hafta ben Vasily ile bir araya geldiğimde şey dedi, onlar farklı bir oyunda beraber oynuyorlardı. Uzun süre onu bir hileli bir oyuncu zannetmişler onlar.
uzun süre hileyle oynayan bir oyuncu zannetmişler. Daha sonra offline'e çağırmışlar. Orada fark etmişler ki herifin hakikaten şey yetenekleri çok iyi. Burada aynı zamanda da çok başarılı bir öğrenci. Hukuk okuyor. İstanbul Üniversitesi'nde yanılmıyorsam. Hukuk öğrencisi. Örnek bir oyuncu diyebilirim. Şimdi geldik. Haftanın, 4. haftanın maçlarına. Yine evet. Tahminlerinizi alacağım. Tek tek skor isteyeceğim sizden. Fakat bir şey koyacak mısınız? Yani bu adam burada maviş maviş duruyor. Bunun bir revanşı olacak mı? Her iddiayı açayım. Aynı şey. Ben size bırakıyorum. Ben belirlemeyeyim bunu ama. Aman, yani saç mı boyarsınız, bıyık mı kesersiniz? Şu an şey karar vermeyiz. Şortla mı gelirsiniz, bikini mi giyersiniz? Bunları siz karar verin. İddianın kuralları nasıl olacak? İşte ilk ben söyleyeceğim, sonra kaptan mı söyleyecek? Bu hafta kaptan ilk söylesin. Yani çünkü onu her hafta şey yapalım. Gelecek hafta tekrar tabii. Mamba ilk söylemeye başlasın. Şimdi sen tamam. Geçen hafta ilk söyledin, tamam. Bunun bir avantajını kullandın. Bu hafta kaptan ilk tahminleri yapar, haftaya tekrar sana geçer. Öyle hafta hafta adaleti sağlarız ama ne olacak? Ne yapacaksınız? Yani burada tek ayak üstünde mi durulacak? Bence burada moderatör olarak ben sana güveniyorum. Hayda, topu da attın bana. Bence Mamba'ya pembe çok yakışır. Tamam da kaybedersen sana yakışır mı? Bana yakıştığını biliyoruz zaten. Kaptanın pembe halinde gördük. Peki, peki. Bu sefer sakalla katalım mı yoksa düz sakal? Ya ben şey boya çok sakal göstermediği için sürmedim yoksa sürebilirim de yani. Sorun eğer değil. Ki kaptan pazar günü galibiyetini ilan ederse sakalla katalım. Oo. Sakalı benim, da boyayacaksın. Benim yaptığımı eğer yapabilirse benim diyor. Benim yaparsan okay. Sakalı da boyayacaksın. Pazar erken tabii. Saatlerde gelirse bu iş diyor. Tabii. Peki. Pembeye boyanıyor saç. Eğer pazar sabah erken saatlerde bitirilirse sakal da gelecek. O zaman başlayalım. Müthiş bir maç var. Geçen haftanın geri döndü mü diye sorduğumuz takımı Fenerbahçe liderle oynayacak. Gamers of Future Golf. Yani bu maçın gidişatı... İlk sen de evet. Gidişatı beraberlik diyorum ben bu maça. Çok net bir beraberlik görünüyor. İki takım da seçti haritayı alır diyorum ben. Notlarımızı alalım. Beraberlik. Şimdi sen bu arada aynı söyleyebilirsin. Ben karışmıyorum yani. Yok, üç tane. Üç. Geçen hafta koyduk onu. Üç tane var. Geçen hafta dörttü. 4 olsun. He o 3 yapmıştı ya. Yok son hakkında 4'üncüyü de kullanmıştı. 4 olsun. Tamam 4 olsun yine. 4 tane aynı tahmin yapabilme hakkım var. Ben de bu maça beraber gidiyorum. Tamam ilkini kullandı. Galatasaray Outlaw. Galatasaray Outlaw. Ha o bir şey maçı. Orada Galatasaray'a ben galibiyet yazıyorum. Ben Outlaw'da beraber dışında başka bir şey oynamam. Cesur bir hareket. Geçen hafta bundan çok ekmek yedi yalnız. Bakalım. Ice Vengeance. Ice Vengeance maçı bir beraberlik maçı olarak düşünebiliriz. Vallahi ben sizin kadar tecrübeli değilim ama benim de içimden beraberlik geçti. İstiyorsan sen aynı tahmin hakkını bir de burada kullan. Yakma kendini. Evet kullanıyorum. Sana güveniyorum. Eğer ki bu maçtan dolayı yatarsam ben böyle selamlaşırız. Ben de şuralarıma ufak ufak bir pembe fişe atarım. Senin hakkına girdiğim için. Tamam, iki hakkını kullanmış oldun. Daha üç maçta iki hakkını kullandın. Bursa, İstanbul. Bursa, İstanbul'da enteresan bir maç. Ama ben İstanbul maçı alır diyorum ya. Bu da beraber biter abi, ben sana söyleyeyim. Ben, neyse. İstanbul alır diye düşünüyorum ben. Ben senin sakalları pembeye boyatacağım. Eyvah, ama beraber biter. Beraber olabilir. Ben yani bu hafta biraz süzdüm takımları. Geçen haftalara göre biraz ben daha fazla baktım. İstanbul bu ışığı arkasına alırsa daha da üste çıkar diye düşünüyorum. Peki, bu... Mamba beraberlik dedi, sen İstanbul dedin. Oyun hizmetleri Ice. Oyun hizmetleri Ice'da OM'ye güveniyorum, 1-0 diyorum. Bu da beraberlik dedi. Ya bütün maçlarda beraberlik diyorsun yani. Bu hafta da bitti. Yok yok, OM'ye alırım maçı. Ben de burada kaptanla aynı fikirdeyim, OM'ye alır diyorum. 3 etti, bir evet. Tane hakkın kaldı, evet. Geriye daha 5 maç var. Bakalım. Vengeance Galatasaray. 2-0 Galatasaray. Yeah. Burada da son hakkını kullan. İşte öyle dağıtırsan hakları burada da mecbur kullanacaksın. Çünkü başka bir sonuç çıkmaz buradan. Aynen, mecbur kullanıyorum. Kaldı 4 maç geriye ve adam şu anda çok büyük bir güç aldı eline. Hiçbirini söyleyemezsin onun söylediği. Evet, Modzi Bursa. İnşallah beraberlik demez. İnşallah beraberlik demez. Yani o maçın olayı beraberlik yani. Şimdi işte artık bir taraf seçmek zorundasın. Bursa kazanır diyorum. Ben Mozzi'ye güveniyorum, bir yerde alır. Fenerbahçe oyun hizmetleri. Fenerbahçe de hakikaten alev alev bir fikstür. Yani birinci ve ikinciyle oynuyor. Kaptan muhtemelen benim yaptığım tahmini yapmamış olacak. Buyur. Ben burada diyorum ki Fenerbahçe alır.
İlginç, ben de Fenerbahçe'de demiştim. Artık diyemeyeceğim. Şöyle, ben sana dedim ama yani oralarda çakır çakır harcadım. Fenerbahçe alır çünkü International'da ve Süper Kupa yarı finalde de karşılaştılar. Hepsini Fenerbahçe alır. Uzatmaları da gitse alır. OHM berabere. 1-1. Yani mecbur beraberlik diyorsun. İstanbul Golf. Golf 2-0. Burada da paramparça oldun abi ama yani ben sana dedim. Böyle bir hafta ben ki. Ben sana dedim. Yani sen ilk 5 maçın 4'ünde aynı şeyi niye söylüyorsun abi? Sen oralarda biraz sal kendini. Sonunda çok net maçlar var çünkü. Banko maçlar var. Sen büyük bir stratejik hata yaptın. Yani. Bence. Çünkü yani. Şu sonda 3-4 tane skoru çok belli maça saklamadı. Hakkı. Sondaki maçları başa yazsak yine hakkın bitecekti. Yani öyle bir hafta. Peki. Evet. Yapacak bir şey yok. Ne demiştin kaptan? Atla Motu için mi? Evet, Atla Motu son maçı yok. İstanbul Golf'a Golf dedim. Golf dedim, ben bir şey demedim. Beraber ediyorum. Beraber edeceğim. En yakın, en yakın o. Sen Outlaw Motors'u muhtemelen beraber edeceksin. Ben burada sana saygı gösteriyorum. Evet. Ben Outlaw'u 2-0 yazıyorum. Oo, ama adam büyüklük yaptı. Buradan, yani diyor ki maç berabere bitecek. Pardon. Evet, maç berabere bitecek ama ben buralara kalmam zaten. Çoktan kazanmış olurum. Al bunu da sen. Hayda, o da yalnız Outlaw demiş. Ya böyle bir şey alamaz. Burada kağıtlar alınmış. İnanılmaz. Peki abi sen yani, bir şey açıklıyordun sonra. Hangi kamera deyip hangi kamera? Evet şu kamerayı seslendirelim. Çok önemli bir açıklama yapacak. Evet çok önemli bir açıklama yapıyorum. Outlaw bu maçı berabere biter veya kaybederse. Ligden mi atacaksın abi? Hayır yok estağfurullah öyle bir şey yapma ama Just First ile ilgili. Şok açıklamalarım olacak. Şok açıklamalarım olacak ve şok bir. Bant yayınlayacağım. Şok bir. Kışkırtma videosu Just First ile ilgili görebiliriz. Adam saçını da kesemeyiz ki ne yapabiliriz onu bilmiyorum da. Sakallarını keseriz. Olabilir. Sen çok ağır darbe aldın ya. Ben de yani beklemiyordum senin de 2-0 diyeceğini. Mecbur yine beraberliğe gireceğim. Outlaw ama beraberlik. Belki hayırlı olmuştur çünkü Outlaw var işin içinde. Outlaw varsa umut vardır. O yüzden rahatım. Evet. Peki açıkçası ben tarafsız gözle senin rahat kazanman gerektiğini düşünüyorum ama yani bu hafta da öyle tuhaf sonuçlar çıktı ki yine tuhaf bir hafta olursa Black Mamba'nın da şansı olabilir. Fakat ilk bakışta senin bu ilk söyleme hakkın ve onun o dört ortak söylemeyi önlerde kullanmasıyla şu an kağıt üstünde bence ciddi bir avantajın var. Sen pembiş olursun gibi gözüküyor. Şöyle bir detay var. Geçen hafta biz burada skorlarımızı yazdık. Ben skorlarımı okudum. Sonra dedi ki önce ben okuyacağım dedi ve benim skorlarımı okudu zaten yani. Nerede ben okudum ben alternatif yapmak zorunda kaldım. Buralara bir şey atarız, göz atarız programın ikinci programdan sahneler mahalleler yani, koyarız yani. Olmuş mu yaşanmış ama, mı? Eğer ilk ben söylersem. Tamam ilk sen söylüyorsun çünkü zaten kaptan yüce gönüllülük ben, yaptı. Dedi bence ki, hiç sorun değil. İlk de o söylesin, iddiayı da o belirlesin. Ne yapıyorsa yapsın ben onu yeneceğim dedi. Şimdi bu hafta daha fazla tahmin bilen. Daha az tahmin bilen daha doğrusu. Saçı yeşile boyuyor o zaman 3. programda. Şöyle ben, de bir özelliği var. Bir flashback eğer yaparız. Ben kazanırsam bu haftayı bir sonraki haftayı da kazanacağım garanti olarak düşünüyorum. Çünkü ilk söyleyeceğim. Tabii. Ha, bu arada şey kullanmalısın. Ben mesela şimdi saçımı yıkamadan canlı yayına gideceğim. Abi seni böyle seviyor zaten abi. Sıkıntı değil ama bu adamın da için daha hafta pembe saçıyı da taksilerde işte otobüslerde görmek isterim. Evet, şu an Player Bros ofisi Sanayi Mahallesi'nde. Ben pembe saçla ayakta çıkmam. Ben yeşil saçla çıkarım, hiç sorun değil. Evet. Mavi saç. Mavi mi oldu ya? Abi sen hakikaten yeşile boyattın ama yani bilmiyorum ne oldu. Işık oyunu falan mı diye her açıdan yok, bakmaya çalışıyorum ama bayağı mavisin yani. Lacivert'e biraz da benziyor. Sanıyorum ki buradan... Hakan Doğan'a da bir selam söylüyorum. Hakan Doğan çünkü bunu aldırdı. Abi son kullanma tarihi falan geçmiş olmasın? Kelbel kalmazsın inşallah. Zaten çok yok yani çok bir saçım yok ama sorun değil. Haftanın en güzel hareketleriyle veda edeceğiz. Çok keyifli bir program oldu. Sen mavi mavi geldin. Haftaya biri pembe pembe gelecek. İlginç skorlar vardı. Senin serzenişlerin oldu. Komplo teorilerin oldu. Bunların hepsini önümüzdeki hafta konuşacağız. Player Bros stüdyolarında Zula stüdyonun sonuna geliyoruz. Var mı son diyeceğiniz bir şeyler? Yoksa bir şey yok. Şu an tamamen takım ellerindeyim. Fası ben haftanın en iyi hareketlerine, haftanın en iyi 5 hareketine atıyorum o zaman. Zulo Stüdyo'dan bu haftada hoşçakalın. 4. haftada çok kritik maçlar var. 4. hafta programıyla gelecek hafta karşınızda olacak.